AB ile ABD arasındaki serbest seyahat anlaşması görüşmeleri fiilen başlayacak. Tabii ne kadar sürer bilmiyoruz. Kimilerine göre 2 yıl, kimilerine göre 5 yıl süreceği ifade ediliyor. Ancak bu konuda Sayın Obama'nın da kendi döneminde bu işin yapılmasını istediği yönünde bir görüşünün olduğunu biliyorum. Ancak biz ifade ettiğim gibi Avrupa Birliği'nin bize yapmış olduğu haksız uygulama, taraflı uygulama, ikiyüzlü uygulamasıyla karşı karşıyayız. Avrupa Birliği bu konuda ikiyüzlülüğünü sadece serbest seyahat anlaşmalarında göstermiyor biliyorsunuz. Vize anlamında gösteriyor. Malların serbest dolaşım anlamında gösteriyor. İyilik müzakeresi yapmış olduğu üçüncü ülkelerle Türkiye'yi aynı masada oturtmamakla yapıyor ve geçen günde sanki kendileri pürüpak, sanki kendileri tertemiz, hiçbir şeyleri yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde polis halkla, vatandaşla karşı karşıya gelmiyor. Örneğin Yunanistan'da, İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, yani Avrupa Birliği'nin üyesi olan bütün ülkelerde hiçbir problem yok. Onlar gayet güllük gülistanlık. Polise taş atanlara polis çiçek veriyor. Sanki böyle bir muamele varmış gibi. Utanmadan ve sıkılmadan. Türkiye ile ilgili bir Avrupa Birliği parlamentosu bir karar açıkladılar. Ben söyledim, karar alıp başlarını salsınlar. Herhalde en iyi ifade böyle yerini bulacaktır. Bu karar bizi ilgilendirmiyor. Çünkü AB'nin üyesi değiliz.